Merhaba Sayın Gazete Duvar izleyicileri. Bugün 2021 yılının bir genel dökümünü yapacağız. Sayın Aydın Sezer ile 2021'de neler oldu? Dış politikada ne değişimler yaşadık ve önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor onu konuşacağız. İlk başta 2021 dendiğinde hepimizin aklında bir normalleşme dalgası geliyor. Bir yıl önce çok kötü ilişkilerimizin olduğu ülkelerde Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, İsrail, hatta Ermenistan olsun, onlarla bir normalleşme, yakınlaşma politikası izlendi. Bunun sebepleri konusunda çok spekülasyonlar yapıldı. Önümüzdeki dönemde birçok ülkede de bu normalleşme haritasının devam niteliğinde eylem planları hazırlanacak. Bu konuda Sayın Sezer'le ilk başta başlamak isteriz. Normalleşme politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz 2021'de? Ve önümüzdeki dönemde bu nasıl kalıcı hale gelebilir? Melek Hanım, Türkiye'nin son dönemlerde, son yıllarda uyguladığı dış politikanın, ki hep ideolojik temelli ve rant temelli bir dış politika perspektifi olduğunu söyleye geldik. Türkiye'ye, Türk ekonomisine çok ciddi maliyetlerinin olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye başladık bu sene içerisinde. Özellikle de Suriye'nin Türkiye'ye mali açıdan, siyasi boyut bir tarafa, mali açıdan faturasının sürdürülemez olmasıyla, sürdürülemez olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye başladı. Türkiye aslında 2020 yılının sonlarında Avrupa Birliği'nin direktifleriyle ya da talepleriyle, hatta talimatlarıyla da diyebiliriz, Doğu Akdeniz'de geri adım atmaya başlamıştı. Buna geri adım olarak bunu geri adım olarak nitelememin sebebi o dönemlerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs hem Libya denizcilik saha deniz alanları anlaşmasının sınırlandırılması anlaşmasıyla birlikte artan tansiyondan bahsetmek anlamında söylüyorum. Yine Avrupa Birliği'nin önerileri doğrultusunda Yunanistan'la 2020 sonlarında da zaten görüşmelere başlamıştık. 2021 yılı Mısır'la ilişkilerde yumuşamanın gözlemlendiği bir yıl oldu. İki kez Türk ve Mısır heyetleri bir araya geldi. Bu tabii ki Mısır'ın dış politikada birlikte hareket ettiği Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la devam eden bir sürece evrildi. Suudi Arabistan Kralı'yla telefon temasları, Birleşik Arap Emirlikleri ile fiziki anlamda ziyaretler neticesinde şu anda ulaştığımız seviye, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce İsrail, daha sonra Ermenistan'la ilgili verdiği mesajlar da gösteriyor ki Türk dış politikası 2021 yılında kesin bir dönüş ya da Türk dış politikasını bir anlamda fabrika ayarlarına oturtma stratejisi izliyor. Fakat bunu söylerken 2021 yılının Rusya ile ilişkilerde hiç beklenmedik bazı sorunları ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. 2021 yılında da Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılamadı. Bu yıl yapılan tek yüz yüze toplantı liderler arasındaki Sayın Erdoğan'la Putin'in Dışişleri Bakanlarının bile katılmadığı Soçi'deki baş başa görüşmesi oldu. Bu Türk dış politikasında çok önemli bir nokta olarak yerini aldı, alacak. Ukrayna'dan kaynaklanan sorunlarımız vardı. NATO ile ilişkilerimizden kaynaklanan sorunlarımız vardı. Buna geçtiğimiz günlerde bir de Körfez Belediyesi'nin Dudayev farkıyla ilgili attığı adımların da eklendiğini görüyoruz. ABD ilişkilerinde Türkiye'nin çabalarına rağmen olumlu anlamda bir adım atılamadığını görüyoruz.
durgun geçti. ABD ile ilişkileri düzeltme yolunda birçok fırsat ayağımıza gelmesine rağmen özellikle S-400, F-35 gerilimi, sözde Ermeni soykırımının tanınması konusu olmak üzere birçok konuda fırsat gelmesine rağmen olumladım, atamadık. Tek olumladım, işte 500 yıllık diplomasi tarihimizde New York'taki Türkiye'nin açılışı olarak lanse edildi. Bunu medyada bu şekilde işlendiği için söylüyorum. Ben gerektiğinden fazla anlam yüklemeyen bir kişiyim. Elbette önemli bir inşaattı, bir binaydı. Türk diplomasisine de hizmet edecek. Ama bu 500 yıllık diplomasi tarihimizdeki en önemli adım ya da gelişme değildi. Dolayısıyla yeni ülkelerle, eski düşman, bazı ülkelerle dost olma çabası sürdürülürken Rusya ile ilişkilerin gerildiği, ABD ile de henüz rayına oturtulamadığı bir dönem olarak geçti diyebiliriz. Peki Rusya konusunu biraz açarsak, Rusya ile ilişkiler bir yanda Ukrayna krizi, bir yandan da Suriye üzerinden ilerledi bu sene. Suriye'de işte Astana formatında bir ilişki geliştirilmeye devam edildi. Orada Türkiye'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği konusunda Rusya'nın hep eleştirileri vardı. Diğer yandan Ukrayna'da işte SİHA'ların kullanılımı Rusya tarafından büyük eleştirilere yol açtı. Sizce bu sene Türkiye, Rusya, Ukrayna arasında bir tercih yapmak zorunda kalır mı? Şimdi önümüzdeki sene tabii ki Ukrayna bağlamında Türkiye'yi zor günler bekliyor. Ukrayna krizinin, özellikle Ukrayna iç savaşı, yani Donbas ve Kiev hükümeti arasındaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Bunun ötesinde Ukrayna ile ilgili Ukrayna'da NATO üyeliğinin tartışılıyor olması, NATO'nun sınırlarını doğuya doğru genişletme aşamasında olması, Karadeniz'deki hareketlilik bağlamında Türkiye'de bir NATO üyesi olduğu için Rusya'yla bir başka bağlamda da karşı karşıya gelme söz konusu. Dolayısıyla Kırım'ı saymıyorum bile bu aşamada. Gerçi 2021 yılında Kırım Forumu'na katılarak Türkiye, yine Kiev'de düzenlenen Kırım Forumu'na katılarak da Rusya'nın dikkatlerini çekmişti ama Kırım konusu bir tarafa, hem NATO bağlamında hem Ukrayna iç savaşı bağlamında Türkiye'nin bir yeni iç savaşa daha taraf olma süreciyle ilgili gelişmelere tanık olduk ve olacağız. Burası Türk-Rus ilişkilerinin en zayıf noktalarından bir tanesi olmaya devam edecek. Suriye zaten Fırat'ın doğusunda başka, Fırat'ın batısında başka bir düzlemde ilişkileri ele almaya çalıştığımız bir ülke. Ama burada yine Suriye'nin maliyetinin bugünkü iktisadi krizle bağlantısı konusunda artık hemen herkesin kafasında net bir fikir oluştu. Suriye'nin Fırat'ın doğusunda ABD, Kürt oluşumu, Rusya'nın Kürtlerle teması, Esad'ın Kürtlerle temasları bağlamında 2022 yılı da oldukça hareketli geçecek. Bu konuda Türkiye'nin terör algısı, terör tehdidi ve Fırat'ın doğusundaki oluşumlarla ilgili hassasiyeti devam edecek. Ama burada ABD ile Rusya arasında daha üst düzeyli bir uzlaşının ortaya çıkması, Kürtlerin Esad'la belli bir uzlaşıya varmaları, burada Türkiye'nin elini daha da güçlendirecek ya da menfi anlamda daha da zora sokacak gelişmelere yön verebilir. Bu açıdan Fırat'ın doğusu oldukça kritik. Batısı ile ilgili, batısı denince de İdlib ve Rusya'nın Astana süreci ülkelerinin, ki buna Suriye'yi de dahil ediyoruz, HTŞ ve Al-Nusra uzantıları ile ilgili terör algısı ile ilgili hassasiyetleri devam ediyor. 2021 yılında bu konuda da önceliklendirme süreci devam ediyor Rusya ve Esad açısından. 2022 yılında bu konuda da gelişmeler olacağını bekleyebiliriz. Zaten Lavrentiev'in son açıklamaları da 2022 ile birlikte
İdlib'de bir hareketlilik olacağına işaret ediyor. Peki esnafların normalleşme bekleyebilir miyiz? Pardon. Esnafların normalleşme bekleyebilir miyiz bu dönemde yeni yılda? Şimdi Türkiye'nin özellikle Donbas, Ukrayna İç Savaşı ile ilgili konumuna, tutumuna göre İdlib'in daha da gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Yani burada Türkiye'nin zorlanacağını öngörebiliyorum. İşte bu noktada Esad'la yaklaşım ya da Esad'la barışma süreci sadece Türkiye ya da Suriye'nin dinamiklerinden kaynaklanan bir gelişme değil. Başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere. Elbette Rusya her zaman bu konuda devrede olacak. Onların baskısıyla, onların yönlendirmesiyle Türkiye Esad'la da diyalog yollarını aramaya başlayacak diye düşünüyorum. Bu illa liderler düzeyinde olması gerekmiyor ama liderler düzeyinde de olabilir. Bu da şaşırtıcı bir gelişme olmaz. Birleşik Arap Emirlikleri örneğinde olduğu gibi. Ama Mısır'a baktığımız zaman Sisi ile doğrudan bir temas yok. Bu bağlamda Türkiye Suriye'de artık sadece iç dinamiklerden kaynaklanan değil, dış gelişmelerden de kaynaklanan nedenlerle daha da sıkışacak. Özellikle Suriye'nin Arap Birliği'ne, Arap Ligi'ne dönmesiyle birlikte ki zaten Birleşik Arap Emirlikleri şu anda fiilen yatırım yapar bir konuma geldi Suriye'de. Dolayısıyla bunun Birleşik Arap Emirlikleri barışının bir unsuru, bir maddesi olduğunu da düşünüyorum. Benim açımdan sürpriz olmayacak. Hatta oldukça üst düzeyde temaslara da şahit olabiliriz. Dışişleri Bakanları düzeyinden bahsediyorum. Dolayısıyla Suriye hareketliliğini ve önemini korumaya devam edecek. Peki Doğu Akdeniz'e gelirsek, Doğu Akdeniz'de bu sene zaman zaman işte 5 nolu parselde sorunlar oldu. Türkiye ile karşılıklı bir notalar verildi. Dün Sayın Hulusi Akar'ın bir açıklaması vardı Meis Adası'nın silahlandırılması ile ilgili. Bu konuda nasıl bir yıl geçirdik ve neler bekliyor bizi Doğu Akdeniz konusunda? 2021 yılında Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin öngördüğü şekilde gerilimin, tansiyonun düştüğü bir yıl oldu. Bunu Avrupa Birliği zaten dokümanlarında açıkça ifade etti ve belirtti. Yani tırnak içinde söylüyorum, bir anlamda Türkiye'nin doğru yolda olduğu anlamına gelecek açıklamalar yapıldı. Şimdi Doğu Akdeniz konusunda bir Türkiye'nin, Anadolu'nun, Anadolu kara parçasının deniz alanlarıyla ilgili süreç ve sorun var. Bir de Kıbrıs sorunundan kaynaklanan, Kıbrıs adasının hidrokarbon yataklarından kaynaklanan bir başka sorun var. Biz ne yazık ki son 10 yılda 2011'den bu yana bu iki sorunu tek bir sorunmuş gibi gündeme getirdik. Dolayısıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz alanlarıyla ilgili esrarı ve iddiaları konusunda 2022'de de 2021'de olduğu gibi ben açık söylemek gerekirse önemli bir hareketlilik olacağını düşünmüyorum. Özellikle Libya bağlamındaki gelişmeler de bu doğrultuda olacağını gösteriyor. Zaten önümüzde bir Mısır-Yunanistan anlaşması da var. Bizim Libya anlaşmasına tepki olarak imzalandı. Dolayısıyla buradaki itilafın sonu şimdiden Uluslararası Adalet Divanı olarak gözüküyor. Fakat Kıbrıs özeline geldiğimizde şöyle farklı bir durum var. Biz Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz alanlarıyla ilgili ısrarı çerçevesinde bazı parsellerin Güney Kıbrıs Rum yönetimine bırakılması yolunu seçtik. Bir defa onu öncelikle belirtelim. Burada 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 numaralı parsellerde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir hak iddiası olmadığını çok açık bir dille kullanılan haritalarla, parselasyonla, DPA'ya verilen ruhsatlarla gündeme getirdik. Bu da Kıbrıs'ta artık federal bir çözüm yerine konfederasyona dayalı siyasi bir çözüm arayışında olduğumuzla
uyumlu diyebiliriz. Bir ölçüde uyumlu diyebiliriz. Bu tabii Birleşmiş Milletler hukukunda adanın etrafındaki tüm hidrokarbon yataklarından Kıbrıs Türk'ünün de eşit hakları olduğu iddiamız ve tezimizden bir anlamda vazgeçme anlamına geliyor. Yani bu politikanın maliyetinin de bu olduğunu ifade edelim. O nedenle 10. ve 11. numaralardaki parsellere bugüne kadar ruhsat verilmesine karşı çıkmadık. 10 numarada ExxonMobil Katar, 11'de Eni Total aramalarına sessiz kaldık. Fakat Türkiye'nin Anadolu'nun deniz alanları, kıta sahanlığı kapsamında Kıbrıs Adası ile çakışan parsellerimiz var. Bunlar da 1, 4, 5, 6, 7 olarak sıralayabileceğimiz parseller. İşte bu parsellerdeki sorun Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti arasındaki sorun haline geldi. Biz bu sorunu bugün Güney Kıbrıs'ı tanımadığımız cihetle müzakere yoluyla, görüşme yoluyla, hatta Adalet Divanı'na gitme yoluyla çözme aşamasında değiliz. Yani tanımadığımız bir ülkeyle bir itilafımız var. Burada zaman zaman karıştırılan konu bu parsellerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak iddiasında olduğu boyutunda. Bu doğruydu ama biz konfederasyon tercihiyle birlikte bu az önce saymış olduğum parselleri boş bıraktık. Dolayısıyla konu KKTC açısından değil Türkiye açısından gündemde. Şimdi bizim 5 numaralı parseldeki hak iddiamıza rağmen ExxonMobil ve Katar yeni bir arama ruhsatı aldı. Sayın Çavuşoğlu bu konuda yaptığı açıklamada hem Katar'ın hem ABD'nin bize şifahi olarak Türkiye'nin sınırlarına girilmeyeceği sözü verdi dedi ama bu tabii uluslararası hukukta hiçbir anlamı ve önemi olmayan bir açıklama. Dolayısıyla burada Katar çalışmalarına devam etti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde hemen 6 numaralı parselde Total ve Eni'yi de göreceğiz benzer bir şekilde. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu ne kadar gündemde tutacak, ne kadar itirazda bulunacak, bu konuda bir engelleme çabasında bulunacak mı, bulunmayacak mı? Bu 2022'de kritik bir konu olarak önümüzde duruyor. Fakat Avrupa Birliği de başta ABD olmak üzere hem ExxonMobil hem Chevron'un orada faaliyette bulunuyor olması nedeniyle bu iki ülkenin de bu iki grubun da bu hareketliliğe taraf olacağını bekleyebiliriz. Ama eğer Türkiye hem 5 hem 6'da bizim çakışan sınırların güneyinde bu faaliyetlere izin verecek olursa eğer ve burada da zengin yatakların bulunduğu göz önüne alınırsa hukuken hak sahibi olması gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bundan faydalandırılamayacak olması ki bu da bizim tercihimiz nedeniyle, konfederasyon tezi nedeniyle bize ağır bir fatura çıkartacak. Buradan da ben dönüleceğini önümüzdeki süreçte açıkçası düşünüyorum. Kıbrıs politikasında da tekrar bir değişikliğe yönelileceğini öngörebiliyorum. Türkiye buna bir anlamda mecbur kalacak. Zira Fransız, Amerikan donanmalarının tatbikatlar yaptığı, burada tabii Mısır'ı, İsrail'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Yunanistan'ı saymıyorum bile. Özellikle de bu tatbikatlarda arama faaliyetlerine yönelik, gemilere yönelik bir tacize karşı ne yapılacağı senaryoların işlenmesi bizim 2022'de ciddi bir gündemimiz olacak diye düşünüyorum. Bir de AB yaptırımları meselesi var değil mi? Önümüzdeki sene o da herhangi Doğu Akdeniz krizinde gündeme gelebilir. AB yaptırımları zaten şu anda uygulanıyor ama AB'nin elinde Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların dozajını artıracak enstrümanlar yok. Yani biz açıkçası AB yaptırımlarından çekindiğimiz için bir anlamda geri adım atmış değiliz ama bu Türkiye'nin genel olarak dış politikasında bir U dönüşüne sahne olduğumuz için yaşadığımız bir süreç. Bizim AB ile ilişkilerimiz, AB'ye verdiğimiz önem 2021 yılında tekrar dillendirilmeye başladı. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Çavuşoğlu
tam üyelik perspektifini tekrar kullanmaya başladı. Bu ne kadar bu saatten sonra gerçekçi bir yaklaşımdır bilmiyorum ama Türkiye'nin yönünün iktisadi anlamda da dış politika anlamında da Avrupa Birliği ile paralel kılınması da ayrıca enteresan ve dikkat çeken bir gelişme tabii ki. Peki son olarak Afganistan. Dün bir açıklama yapıldı Anadolu Ajansı'na. Türkiye ve Katar delegasyonlar Hamid Karzai ve 4 havalimanında işletmesi konusunda Taliban'ı ikna ettiğine dair. Daha resmi bir açıklama yok ama böyle bir süreçte devam ediyor. Afganistan konusunda neler bekliyorsunuz bu sene ve geçtiğimiz sene nasıl geçirdik? Şimdi Afganistan konusu Türkiye açısından içinde bulunduğumuz yıl birdenbire önem kazanan, parlayan bir konu oldu. Bu da NATO kuvvetlerinin çekilmesinin paralel olarak Hamid Karzai Havalimanı'nın sadece işletilmesi değil ama korunmasıyla ilgili bir hassasiyetti. Bunu NATO adına, Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmesi adına yürütmeye çalıştık bu stratejiyi ama başlamadan bitti hikaye çünkü Taliban Kabil'i ele geçirdi. Dolayısıyla buradaki havalimanının konulmasına yönelik süreçte otomatikman sona erdi. Öncelikle bunu ifade edelim. Bu bölge ülkeleri açısından önemliydi, Rusya, İran açısından önemliydi, bir ölçüde Çin açısından önemliydi. Zira NATO'nun çekildiği bir ülkede NATO'nun bir üyesinin görevde kalması ya da faaliyette kalması ne anlam veremiyordu. Hem İran hem Rusya bunu çok açık dille, açık bir şekilde dile getirdiler. Şimdi sizin bahsettiğiniz işletme konusu tamamen teknik bir konu. Türkiye bu konuda know-how ilgili know-how'a ve ilgili firmalara sahip. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir havalimanını işletebilecek kabiliyette, kapasitede. Burada bir sorun yok. Yani bunu bir ticari faaliyet olarak değerlendirecek olursak hiçbir sorun yok. Katar'la ya da Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliği halinde elbette işletilebilir. Fakat bunu bu sürecin Afganistan'daki iç dinamiklere bağlı olarak Taliban'a destek verme, Taliban'a arka çıkma anlamında yorumlanıp yorumlanmayacağı konusu var birincisi. İkincisi Taliban'ın kontrolündeki havalimanlarının işletilmesinde hangi güvenlik risklerine maruz kalınacağıyla alakalı bilinmezlikler var. Burada belki de önümüzdeki dönemde tekrar iç karışıklıklar başlayabilir. IŞİD Taliban gerilimi çekişmesi söz konusu, Pakistan'la ilişkiler söz konusu. Riskli bir alan olacak. Bu da bana şunu gösteriyor ki Türkiye'nin bu arayışta, hala bu arayışta bulunuyor olması salt ticari ya da teknik anlamda bir anlaşmanın ötesinde siyasi bazı unsurlar da barındırıyor. Siyasi ve belki de askeri bağlamda bazı noktalarda bir arayış içerisinde olduğu anlamına geliyor. Ben bunun 2021 yılında çizdiğimiz geleneksel barış açılımı çerçevesine uygun düştüğü kanaatinde değilim. Yani buradaki gelişmeler bizi tekrar Rusya ve İran'la farklı noktalara getirebilir. İran denince zaten malum Afgan güçünün kilit ülkesi, teşvikçisi ve yol veren ülke olması nedeniyle çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani gerek ticari bir faaliyet için gereksiz risk alınması bence hiç gerekmiyor. Buradan belki Amerika ile ilişkilere bağlayıp noktalarsak Afganistan'da üstleneceğimiz sorumluluklar ABD ilişkilerimiz önümüzdeki nasıl şekillendirir? Yetmez. Yetmez ama evet diyelim. ABD Türkiye'nin de Afganistan'da bir şekilde devrede olmasını elbette istiyor, ister. Zaten Katar'ın ABD direktifleriyle sahada olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ABD'nin Katar'la çok ciddi bir askeri varlığı söz konusu. Türk-Amerikan ilişkilerindeki yapısal sorunlar öylesine derin ve öylesine karmaşık ki özellikle içinde bulunduğumuz iktisadi ortamı da göz önüne alacak olursak Karzai Havalimanı gibi açılımlar bu ilişkilere çok olumlu katkıda bulunmaz. Amerika bizi sanırım Karadeniz'de, Montreux'de ve Ukrayna'da test ediyor. Yine malumunuz NATO'nun müşterek acil harekat gücünü hala Türkiye komuta ediyor. Yıl sonuna kadar da bizde bunun komutası. Bunun önümüzdeki ay 15-20 gün daha uzayabileceğine
yönelik söylentiler var, spekülasyonlar var. Bizden sonra Fransa'ya geçecek. Ama Ukrayna'ya en yakın NATO ülkesi, özellikle denizde bir hareketlilik olacaksa kilit ülke olduğumuz için bu açıdan Türkiye'yi ayrıca zor günler bekliyor. Bu tabii ki bizim Rusya ile ilişkilerimizin düzeyini etkileyecek diye Ukrayna'ya yönelik perspektifimizi değiştirmemizi gerekmiyor. Bu ifade aynen Sayın Çavuşoğlu'na ait. Elbette Türkiye egemen bir ülke ama bir başka ülkeyi de Batı'yı ve NATO'yu S-400'ler yüzünden karşımıza aldığımız bir ülkeyi de kışkırtmamız da gerekmiyor. Yani bunu da bir denge sağlamak gerekiyor. Özellikle de etnik ve dini temelli bazı açılımlar 2021 yılında Rusya'nın çok dikkatini çekti, çok sert tepkiler gösterdi. Bu son Dudayev olayında olduğu gibi Rus hariciyesi açık bir şekilde biz de Türkiye'nin etnik sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalmak istemeyiz şeklinde tehdit etti. Dolayısıyla Rusya'nın Türk dış politikası açısından anlamı ve önemi nedir? Sanırım bunun yeniden tariflendiği bir 2022 yılı göreceğiz. İnşallah Erdoğan-Putin heyetler halinde tabii ki baş başa değil. Erdoğan-Putin'in zirvesi gerçekleşir ve Türkiye özellikle Karadeniz bağlamında Batı İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlamakla Rusya'yı dengelemek arasındaki o hassas çizgiyi korur. Ki bunu biz Soğuk Savaş döneminde bile korumayı başarmış bir ülkeyiz. Çok teşekkürler Aydın Sezer. Bu hafta 2021'de büyük fotoğrafı, Türkiye'nin büyük fotoğrafını çektik. Afganistan'dan Amerika ile ilişkileri, Doğu Akdeniz'den normalleşme politikalarına kadar çok sıcak bir gündemimiz vardı. Muhtemelen önümüzdeki sene böyle bir gündem bizi bekliyor. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Thank you.